Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarındaki vurguna dikkat çektiği sosyal medya paylaşımı üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bildiğiniz gibi elektrik faturaları elektrik desteği alan hane sayısını açıklamak zorunda kaldı. Sayın Genel Başkanımız vatandaşlarımızın tepkisini gündeme getirince iktidar 2.1 milyon hane yani yaklaşık 8,5 buçuk milyon vatandaşımıza elektrik tüketim desteği verildiğini itiraf ettiler. Bu bir itiraftır. Net bir itiraftır. Ve bu itiraf Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik buhranı da açık seçik ortaya koyan bir veridir. Bu veriyi yani kaç vatandaşımızın elektrik faturalarını ödemek için devletten destek aldığını sorumlu olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na tam 5 kez sordum. Cevaplamadılar, sakladılar. Çünkü milyonlarca insanımız elektrik faturasını ödeyemediği için bunu saklamak zorunda kaldılar. Buradaki beceriksizliklerini ve yanlış politikaların sonucunda. İşte belgeler burada. Burada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na sorduğumuz sorular Ayrıca Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na birazdan da bahsedeceğim. Sorduğumuz soruların da numaralarıyla birlikte sorduğumuz soruların numaralarıyla birlikte burada. Saklıyorlar. Çünkü 1 Mart çünkü yanlış politikalarının bedelini vatandaşlarımız ödüyor. Vatandaşlarımız ekonomik buhranda büyük bir mücadele veriyor. Korkuyorlar, açıklayamıyorlar. Bu desteklemelerden yararlananların sayısını Ay ay sordum. Bunu da açıklayamadılar. Bu destekleri ya kime verdiklerini bilmiyorlar ya da gerçek ihtiyaç sahiplerine değil de milletin hakkını oy devşirmek için kullanıyorlar. Çünkü bize gelen bilgilere göre daha çok fazla sayıda vatandaşımız bu desteğe müracaat ettiği halde destekten yararlanamıyor. AK Parti iktidarı ülkemizi yoksullaştırdı üretimi bitirdi. Tarımı bitirdi. Üretemeyen köylü köyünü terk etti ve kentlerde kent yoksulları oluştu. AK Parti 2002'de yoksulluğu bitireceğim diye iktidara geldi. Ancak geldiğimiz noktada vatandaşlarımız çok daha fazla oranda yoksullaştı. Vatandaşlığımızın yoksulluğunu yönetmek ve oy devşirmek için kullandı. AK Parti iktidarına koronavirüs salgını sonrasında elektrik tüketim desteğinden yararlanan var mı diye sordum. Yine ortada ses yok, seda yok. Zanki bakanlar olmuş boş bakan. Ve hepsinin belgesi burada. Demin gösterdim. Sayın Bakan, derya yanık çıksın, açıklasın. Bu ülkede kaç yoksul var? Kaç kişi evine ekmek götüremiyor? Kaç hane karanlıkta kaldı? kaç ailemiz evini ısıtamıyor. Bunları açıklasınlar. AK Parti iktidarında vatandaşlarımız yoksullaştı ve maalesef ülkemizde her 12 haneden biri muhtaç duruma getirildi. Temel bir hak olan enerji faturalarını ödeyemediği için elektriksiz, doğalgazsız kalan vatandaşımız kaç kişidir? Bakın enerji ve tabi kaynaklar bakanı Sayın Fatih Dönmeze her ay düzenli olarak soruyorum. Burada Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos her ay soruyorum. Türkiye'de kaç mesken, kaç ticarethane, kaç sanayi, kaç tarımsal sulama elektrik abonesi faturasını ödeyemedi? Bu kadar. Tek bir cevap yok. Aynı şekilde Doğalgazı kesilen vatandaşlarımızı soruyorum. Yine bakan suslus durumda. Değerli arkadaşlar, müjdelerle milletin aklıyla alay ediyorlar. Müjde diyorlar, zam üstüne zam yapıyorlar. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Gerçekleri saklayamazlar. Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır. Fakat bu gerçekler maalesef vatandaşımıza büyük sıkıntı olarak ortaya çıkıyor. Müjdelerin arkasına sığınılarak politika yapılmaz. Net verilerle, gerçeklerle yapılır. AK Parti iktidarının yanlış politikalarının ülkemizi getirdiği ekonomik buhran sonucunda bizim araştırmalarımızdan elde ettiğimiz sonuçlara göre her ay ortalama her ay ortalama 185 bin konutun faturası ödeyemediği ödenmediği için elektriği ve 80 bin konutunda doğalgazı kesilmiş durumda. Her ay ki bu veriler buhranda ve salgın yüzünden işini, aşını kaybedenler nedeniyle inanılmaz derecede bir artış gösteriyor. Bu zamlar ve bunun ardından da zamlarda devam ediyor. Geldiğimiz noktada AK Parti eşittir zam oldu. AK Parti yaptığı bütün beceriksizleri, beceriksizlikleri vatandaşımızın sırtına zam olarak yüklüyor. İktidar bize bir kez daha gösterdi ki enerji faturalarının düşürülmesi için temel hak olan enerji faturalarının düşürülmesi için hiçbir politikası yok. Tek politikası beceriksiz yap, beceriksiz politikalarını örtmek için zam yapmak. 84 milyon vatandaşımızı bir müşteri gibi gören bir iktidar var ve 84 milyon vatandaşımız üzerinden onların müşteri gibi gören anlayışla politika yapan bir iktidar var. İşte hep söylüyoruz. Ülkeyi yönetemiyorlar ve Türkiye savruluyor. Yılın başından bu yana uyarıyoruz. Kuraklık tehlikesi var diyoruz. Bütün her yerde, bütün or, bütün kurumlar uyarı yapıyor. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kuraklık var diye uyarıyoruz. Tedbir alın diyoruz. Önlemler alın diyoruz ve dikkate alınmıyor. Bu nedenle hidroelektrik santrallerin payı da elektrik üretiminde düşüyor. Sonuç olarak doğal gaz santrallerinin payının rekor oranda artması elektrik üretiminin maliyetini arttırıyor. Bu aylardır bilinen bir gerçek. Botaj yılbaşından bu yana elektrik üretim amaçlı santrallerin tarifesine Son zamla birlikte yılbaşından bu yana tam 8 kez zam yaptı. 8 kez. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında %1, Mayıs ayında %5, Haziran ayında %12, Temmuz ayında %20, son zamda %15 ve üst üste koyduğunuz zaman elek doğalgaz santrallerinin tarifesine yapılan zamların toplamı yılbaşından bu yana %55'i aştı. Bu durum 1 Ekim elektri 1 Ekim'de elektrik faturalarına yapılacak faiş bir zammın habercisi. Bunu uzun zamandır söylüyoruz. Dikkate alınmıyor. Ama bu bedeli bu politikası, politikanın yanlış politikalarının bedelini 84 milyon vatandaşımız ödüyor. Biz bu zamların artık vatandaşlarımıza yansıtılmaması gerektiğini söylüyoruz. Bunu yapmak mümkün. Elektrik faturalarından tahsil edilen dağıtım bedeli ve desteklemeler üzerinden bu artan maliyetler karşılanabilir. Önümüzdeki ay iktidarın vatandaşları mı yoksa şirketlerimi kollayacağını neyi tercih edeceğini hep birlikte göreceğiz. Sonuç olarak AK Parti iktidarını uyarıyoruz. Sanayi ve elektrik üretim amaçlı doğalgaz tarifesine yaptığınız yüzde on beşlik son zammı vatandaşa asla yansıtmayın. Gözümüz üzerinizde. Hanelere, esnafa, çiftçinin kullandığı elektriğe, doğalgaza zam yapmayı aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Yapmanız gereken oturun, elektrik şirketleriyle konuşun ve 84 milyon vatandaşımız için bir çözüm üretin. Şirketlerin değil, vatandaşın yanında olun artık. Yaptığınız politikalar, ortaya koyduğunuz yanlış çözüm önerileri diyelim hepsi müjdeler de üstüne koyarak vatandaşın üstüne yük oldu. Geldiğimiz noktada yandaşa destek fatura vatandaşa çıkıyor. Çok teşekkür ederim.